Artık içmiyorsun o ilaçları değil mi? Hayır. Ama iyisin yani değil mi? O kabuslar falan da yok artık. Yok. Ama pek de fark yok gibi aslında. Olsun, yavaş yavaş düzelir. Sakın içme, tamam mı? Tamam. Ya sen benden bir şey mi saklıyorsun? Niye? Ne bileyim. İlaçları içmemi mi söylüyorsun? Sonra Yeşim'in bana imzalatmaya çalıştığı belgeyi imzalama diyorsun. Neden? Yok yani bilmiyorum. Belki onların da bir suçu yoktur. Ben Yeşim'i de Hakan'ı da suçlamak istemiyorum. Onları da kandırıyorlardır belki. Sen nereden biliyorsun? Bak ben bir arkadaşıma danıştım. O anlar bu konulardan. Belgeleri gösterdim ona. Yanlış bir şeyler olabileceğini söyledi. Şirketin zararına olabilecek şeyler yani. O yüzden sakın imzalamam. Pek tekin değilmiş. Merak etme. Senin yapma dediğin hiçbir şey yapmam ben. O ilaçları da içme, tamam mı? Ne olursa olsun içme sakın. Tamam İlkay. Hem sen neden böyle konuşuyorsun? Sanki bir daha görüşmeyecekmişiz gibi. Yok. Yani ben yokken de dikkat et diye söylüyorum. Tamam kızım. Tamam. Tamam babacığım. Doktora götürüyorum seni. Hiçbir şey umurumda değil. Yeter ki sana bir şey olmasın kızım. Tamam babacığım. Tamam. Hemen gidiyoruz doktora. Tamam babacığım. İyileşeceksin. Tamam kızım. Geçir kızım. Allah'ım yarabbim sen benim aklıma mukayyet ol. Ya o günahsız çocuğa mı acıyacaksın? İçeride yatan kadına mı acıyacaksın? Yok abla. Benim aklım almıyor bunu. Bu gördüğüm kafa almıyor işte bunu. Hikmet, kurban olayım, sakin ol. Bir otur şuraya ya. Abla sen de sakin ol deyip durma Allah aşkına. Al işte. Sakinim. Tamam mı? Sakinim bak. Ne de işte söyle. Onun ayıbı aynı ayıp. İçeridekinin çilesi aynı çile. Ya abla ne değişti söyle. Baba tamam. Ya kız duyacak diye Hikmet. Ya ben senin adını ne diye Şerif koydum? Şerefli ol diye, seçkin ol diye. Kendi karın varken başka kadınların peşine düş diye mi? Baba cidden yeter. Benim de sabrımın bir sınırı var. Yerim senin sınırını. Bir de utanmadan dikleniyor, şuna bak. Hikmet! Ne var? Baba, bir sakin olun. Kavga etmenin kimseye faydası yok, bir durun. Ben Şerif'e güveniyorum. O benim kocam sonuçta. O nasıl istiyorsa öyle olsun. Emine evleniyor, haberin olsun istedim. Bir sıkıntı mı var Yeşim Hanım? Zeliha, sen bilirsin. Bunların arasında ne var? Kimlerin? İlkay ile Selim'in elbette. Bilmem ki. Selim sürekli İlkay'ı yanında istiyor. Ona karşı boş olmadığı belli. Mesele o değil zaten. Ne ki? İlkay ona karşı ne hissediyor? Önemli olan bu. Sen ara ara İlkay ile konuşuyorsun. Gözüne çarpan bir şey oldu mu? Bir şey söyledi mi sana? Yok vallahi Yeşim Hanım, hiçbir şey söylemedi. Ama İlkay çok iyi bir kız. İyi anlaşıyorlar. İyi arkadaş oldular Selim'le. İlkay onu kardeşi gibi görüyor. Yok. Başka bir şey değildir. Yani başka türlüsü gelmesin aklınıza. İyi tamam. Ama gözün üzerlerinde olsun. Bir şey olursa haber ver bana. Tamam Yeşim Hanım. Bir şey görürsem hemen söylerim ben. Selim, hani artık böyle resimler yapmayacaktın? Daha farklı renkler kullanacaktın. İnsanı umutsuzluğa sürüklemeyen şeyler yapacaktın hani. Yakında. Yoksa bu da mı öyle bir şey? He? Dur lütfen. Ya bari ucundan bakayım. İyi tamam tamam bakmıyorum. Üf.
Kenan, adamla dalga geçer gibi konuşma. Zaten canım sıkkın, öldürtme bana kendini. Senin pisliğin yüzünden, aşağılık herif. Bebek yüzünden evleniyor Emine. İnanmıyorum sana. Git başkasına saçmala. Ben artık yemiyorum numaralarını. İyi, nikah salonuna git. Ne yiyeceksen orada yersin. Çankaya nikah dairesi. Git de gör bakalım doğru muymuş değil miymiş. Abi, hani sen Emine'yi bıraktın, Belkıs'la birlikteyim falan diyorsun ama herkesten çok sen geriliyorsun meseleye. Hayır, bilmeyen bir adam olsa bu adam bu kadına aşık der. Kızma ama. Volkan! Saçma sapan konuşma. Bana yaptıkları yüzünden sürünsün istiyordum, olmadı. Yine dört ayağının üstüne düşecek diye sinirleniyorum. Ha, tamam o zaman. Hadi çıktım ben. Abi istersen ben de... Nereye? Hemen çıkmam lazım. Çok sürmez, dönerim. Otur şuraya, konuşacaklarımız var. Acele ediyorum baba. Hadi görüşürüz. Pis herif. Ya Hikmet, sen de yangına körükle gitme Allah aşkına. Allah'tan Emine'nin evleneceğini bilmiyor. Bir de onu bilse... Ah. Ne? Hala ne diyorsun sen? Emine evleniyor mu? Bana verdiğin çerçeveyi başucuma koydum. Çok tatlı bir kızım var. Öyledir. Öyle özledim ki onu. Burnumda tütüyor. Sen çok iyi bir annesin, eminim. Kızın yanında olmaması çok kötü. Ya elimde olsa alıp getiririm onun yanına ama... Senin gibi iyi birinin yanında büyümesi gerek onun. Teşekkür ederim. Ama babası da iyidir. Sanmam. Yani seni bırakıp giden bir adam iyi değil, salağın tekidir. Tamam Zeliha abla, sen çıkabilirsin. Merak etme. O neydi? Bana bir şey yaptıklarını düşünüyorsun. Hayır ama... insanın tek başına da üstesinden gelebileceği problemleri olabilir. Bazen ilaçlar bu problemi çözmek yerine daha da kötü yapar. Bence sen de sorunların üstesinden gelebilirsin. Bunu dene. Hem son zamanlarda daha iyisin, öyle değil mi? Haklısın. Senin yanında çok daha iyi hissediyorum. Diğer gelinlerin vardı, sizin de olsun istedim. Umarım beğenirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Emine Hanım, Cevher Bey. Biziz. Sıra sizde, buyurun. Bunca zamandır içeride. Demin Selim'in ilaçlarını vermek için girdim. Selim'in keyfi yerindeydi. Bir şeyler konuşuyorlardı, gülüyorlardı. Ama ne konuşuyorlardı bilmiyorum. Neredeyse akşam oldu. İlkay Hanım'ın keyfi yerinde. Ne imzadan haber var, ne de başka bir şeyden. Gülsünler bakalım.
O odadan o belgeyi imzalatmadan çıkarsa o zaman da ben göreceğim. Ne oldu, neyin var? Bilmiyorum. Sabahtan beri bir ağrı var ama. Üşütmüşsündür. Biraz ateşin de var sanki. Ben sana sıcak su torbası yapayım, iyi gelir. Olur. Öncelikle gelinimize ve damadımıza hoş geldiniz diyoruz. Neredesin Emine? Neredesin? Siz Sayın Emine Sarandal. Cefer Zerdanov'u hiçbir baskı altına kalmadan... Durun! Zeliha abla, ketilde biraz su kaynatır mısın? Tabii kızım. Demin Yeşim Hanım'ın yanındaydım. Çok sinirliydi. Bir belge mi ne varmış imzalatılacak? Selim'in imzalaması gerekiyormuş. İmzalatabildin mi? İmzalamıyorum. Yapacak bir şey yok. Deme. Yeşim Hanım kovacak seni. Kararlı vallahi. İyi de ne yapayım Zeliha abla, imzalamıyor işte, başına silah dayayacak değilim ya. Orası öyle tabii ama kızım sen de eşinden olacaksın. Ne yap et, imzalat onu. Hakan'la da konuştum, o da şirket için çok önemli olduğunu söylüyor. Vallahi ben pek anlamıyorum bu işlerden. Denedim, imzalamıyor işte, ne yapayım. Hah, kaynadı. Bunlar Selim'in ilaçları. Vay uyanık pislik vay. Demek içmiyorsun ha ilaçları. Görürsün sen. Emine, kalk şurada. Beyefendi ne yapıyorsun? Sen karışma. Hadi Emine yürü. Bırak beni. Git buradan. Ben kararımı verdim. Git. İnanmıyorum. Kızına çok yeğenli olacaksın sen. Kızım yanımda olsaydı olurdum belki. Neyse. Hadi sen dinlen artık. Gitme. Biraz daha kal, olur mu? Daha imzalatamamış.